Bu dersimizde Çin tarihinin antik ve imparatorluk dönemlerinde ortaya çıkan ilk önemli hanedanlıklar hakkında konuşacağız. Önceki videolardan birinde Şia hanedanlığından bahsetmiştik. Şia hanedanlığının gerçekten var olup olmadığından emin değiliz çünkü elimizde pek fazla arkeolojik kanıt bulunmuyor. Ancak efsaneye dayanarak M.Ö. 2100 ila 2200 civarında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz önce 1600'de Şank Hanedanlığı ortaya çıkana kadar varlığını sürdürdüğünü de biliyoruz. Şank Hanedanlığı'nı tarihi açıdan ilk gerçek hanedanlık olarak düşünebiliriz. Çünkü bugün böyle bir hanedanlığın var olduğuna dair kanıtlara sahibiz. O dönemden kalan eserler, arkeolojik buluntular, hatta yazılar bile var. Şank Hanedanlığı'nın meşhur kehanet kemiklerini duydunuz mu? Bu kemikleri önemli bir karar alınacağı zaman geleceği tahmin etmek amacıyla kullanıyorlarmış. İşin daha ilginç olan yanı ise şu. Günümüzün Çin yazısı 3000 yıl önceki bu eski yazıya dayanıyor. Zaman içinde gelişerek şimdiki halini almış. Ayrıca Shang hanedanlığından kalma büyük bronz eserler günümüze ulaşmış. Bu eserlerin öneminin altını çizmek isterim çünkü bunlar Sarı Irmak ve Yangzi Irmağı'nın etrafında son derece geniş bir coğrafi bölgede gördüğümüz ilk gerçek tarihi kanıtlar. Shang Hanedanlığı hakkındaki videoda M.Ö. 1046 yılında hanedanlığın nasıl yıkıldığı üzerine konuşmuştuk. Chu Hanedanlığı tarafından yıkıldığını hatırlıyor olabilirsiniz. Chu Hanedanı 1046'da Muye savaşında son Shang imparatoru Di Xin'i yeniyor. Onların bakış açısına dayanarak ya da o dönemki tarihi kayıtlara bakarak konuşacak olursak Di Xin kötü bir yöneticiymiş ve tamamen eşinin etkisi altındaymış. Chu'lar da Shang'ları yenerek yerlerine geçmelerinin ve yeni bir hanedanlık kurmalarının göklerden gelen bir emrin sonucu olduğuna inanmışlar. Göklerin emri Chu Hanedanı tarafından ortaya atılacak ve sonrasında binlerce yıl boyunca Çin kültürü ve geleneğinin parçası haline gelecek olan bir düşüncedir. Gök kelimesi buradaki kullanımda batı geleneğinde hayal edilebileceği gibi bulutların içinde bir yer değildir. Çin inanışına göre evrenin yönlendirici bir gücü olarak düşünebilirsiniz. Liderlerin yozlaşması, yetersiz ve kötü yöneticiler olmaları halinde evrenin bu yönlendirici gücü sayesinde onları devirip yerine daha yetenekli liderleri iktidara getireceği düşüncesidir. Di Shin'i yenen Muye Savaşı'nın galibi Chu Hanedanlığından Kral Wu, göklerden gelen emir geleneğini başlatır ve bu gelenek devam eder. Chu Hanedanlığı çok uzun ömürlü bir hanedanlık ancak merkezi bir yönetim değildi. Bu bir tür feodal sistem olarak tanımlanabilir. Çu'ya bağlı birden çok krallık vardı ve bu krallıklar farklı zamanlarda farklı özellik ve güçlere sahiplerdi. Çu hanedanlığı genellikle ikiye ayrılır. Başkentleri batıdayken Batı Çu ve başkent doğuya taşındığında ise Doğu Çu hanedanlığı olarak anılır. Doğu Chu Hanedanlığını inceleyecek olursak, burada gördüğümüz M.Ö. 770 ile M.Ö. 476 arası dönemden bahsediyoruz, genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemleri olarak bilinir ve Çin felsefesinin altın çağı olarak anılır. Ünlü düşünür Konfüçyüs bu dönemde yaşamıştı. Tao felsefesinin temellerini oluşturan Lao Tzu da bu dönemde yaşadı. Bu nedenle pek çok felsefi akım, Hatta modern Çin felsefesinin temel taşları bile bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelelim Doğu Chu döneminin ikinci yarısına. Bu dönem Savaşan Devletler dönemi olarak biliniyor. İşte burada noktalı çizgileri gördüğünüz dönem, işte burası. Çu hanedanlığı zaten merkezi bir yönetime sahip değil ve bu dönemde daha da bölünmüş bir hale geliyor. Çin Milattan Önce 221'e kadar yeniden gerçek anlamda bir bütünlük sağlayamıyor önce 221'de ise Çin Hanedanlığı ortaya çıkıyor. Çin Hanedanlığı çok kısa ömürlü bir hanedanlık, 15 yıl kadar sürüyor. Ancak gerçek anlamda ilk güçlü merkezi yönetime sahip hanedanlık olması bakımından da çok önemli. Genellikle ilk imparatorluk hanedanlığı olarak bilinir. Çuğlar daha önce değindiğim gibi çok dağınık, feodal bir sistem kurmuşlardı. Ancak Çin hanedanlığı bu bakımdan oldukça farklıydı. Çin Xiuang çok güçlü bir hükümdardı. Çok sıkı kanunlarla yasalara son derece bağlı bir hükümet kurdu. Muhaliflere çok ciddi baskı uyguladı ve bu sert politikaların sonucu olarak Çin'i gerçekten de birleştirmeyi başardı. Önemli başarılarının arasında Çin Seddi de var. Tabii Çin Seddi'nin sadece onun tarafından yapıldığını söylememiz doğru olmaz. Onun döneminde Çin'in pek çok yerinde duvarlar zaten inşa edilmişti. Çin Xiuang ise bu duvarları birleştirmeye ve imparatorluğunun içindeki duvarları yıkmaya başladı. Bu nedenle Çin Seddi'nin inşasını başlatan kişi olarak bilinir. Daha sonraki nesiller ve hanedanlar Çin Seddi'ni inşa etmeye ve geliştirmeye devam ettiler. Bir diğer önemli başarısı ise merkezi bürokrasiye sahip bir devlet sistemi kurması oldu. Bu gelenek Çin'de birkaç bin yıl devam etti. Bu kadar uzun ömürlü icraatları hayata geçirmiş olsa da Çin hanedanlığı daha önce de bahsettiğim gibi çok kısa ömürlü oldu. Ama ondan sonra gelen hanedanlık Çin hanedanlığının çalışmalarını devam ettirecek ancak bunu biraz daha ılımlı bir şekilde yaparak bugün bildiğimiz Çin tarihinin en önemli hanedanlıklarından biri olacaktı. Han hanedanlığı dönemi Çin tarihçileri tarafından genellikle Çin'in altın çağı olarak adlandırılır. Konfüçyüsçü felsefenin gerçekten Çin'e hakim olduğu dönemdir. Matematik, bilim ve teknolojide önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu gördüğünüz matematik sanatında 9 bölüm kitabının görüntüsü, Gauss indirgeme yöntemi ve Kramer yöntemi gibi Avrupa'da bin yıl daha keşfedilemeyecek şeyler Han Hanedanlığı döneminde Çin'de kayıtlara geçmişti. Yine Han döneminde Çin, kağıdın keşfiyle tüm insanların geleceğini etkileyecek teknolojik gelişmelere ev sahipliği yaptı. Gördüğünüz gibi Han Hanedanlığı 400 yıldan fazla hüküm sürüyor zaman çizelgemizde Sin Hanedanlığı'nın kurulduğu kısa bir dönem var ve bu da Batı Han'ı Doğu Han'dan ayırıyor. Ancak bu dönemde de Çin felsefesinde, Çin yazılarında, Çin teknolojisinde önemli bir gelişim dönemidir ve etkileri bugüne dek uzanmıştır. Konfüçyüsçü felsefeye de değinecek olursak, Konfüçyüs hatırlarsanız Han Hanedanlığı'ndan yüzlerce yıl önce yaşamıştı ama bu dönemde öğretileri gerçek anlamda felsefeye dönüştü. Hatta o gün için bu felsefeyi Çin'in dini inanışı olarak bile düşünebilirsiniz. Bu noktada Konfüçyüs'ten birkaç alıntı paylaşmak istiyorum. Bu sözler gerçekten çok anlamlı. Gerçek bilgi cehaletinin sınırlarını idrak edebilmektir. Ve bir tane daha, Konfüçyüs'ün altın kuralı. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Konfüçyüs'ün bu fikirlerinin, yazının, bu dönemden yükselen matematiğin, bunların hepsinin kamu hizmeti olduğunu unutmayın. Hatta tüm insanlığa bir hizmet olarak da düşünebilirsiniz. Etkileri binlerce yıldır devam ediyor. Son olarak bu gelişmeleri zaman bağlamına oturtmak için aynı dönemde dünyada olup bitenlere de değinecek olursak tüm bunların Roma İmparatorluğu ile aynı dönemde olduğunu görüyoruz. İlginçtir ki Çin'de gerçek anlamda merkezi bir imparatorluğa ilk kez sahip olunan Çin ve sonra Han hanedanlığı dönemi tam Roma İmparatorluğu'nun da merkezleştiği, merkezileştiği döneme aslında denk geliyor. O zaman bu videonun sonunda alın size ilginç bir düşünce. Tarihin bu döneminde merkezi yönetime sahip bu iki önemli imparatorluğun ortaya çıkmasına neden olan şey ne olabilir? Ortak bir neden var mı? Coğrafi olarak birbirlerinden uzak olsalar da bu iki imparatorluk tümüyle soyutlanmış değillerdi. Aslında aralarında bir etkileşim vardı. İlerleyen videolarda bu konulara da değineceğiz.